Çölak hastalığı genetik olarak duyarlı kişilerde buğdaydaki gluten ve diğer tahıllarda, arpa, çavdar gibi tahıllardaki gluten benzeri maddelere karşı kalıcı intolerans ve bağırsağı etkileyen bir otoimmün hastalıktır. Çölak hastalığının teşhisi iki tür yoldan olur. Birincisi gastroenterolog üzerinden endoskopi yapılır. Endoskopiden ince bağırsaktan bir parça alınır. Bu patolojiye gönderilir, test yapılır. Çölak hastası tanısı konulur. İkincisi kan içinde bulunan bazı antikorlar var. Çölak hastalığına özgü belirli belirteçler var. Bunlara bakılır. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2021 yılında 138 bin hasta çölyak hastası tanı almış. Aslında bizi en çok korkutan çölyak tanısı almamış bu sessiz tip ve diğer latent tip dediğimiz durumlar. Bunlar ileride otoimmün bir hastalıkla da kendini belli edebiliyor yıllar sonra. Toplum içinde %1 gibi binde 5 ile %1 arasında değişiyor görünme sıklıkları. Bu gittikçe artıyor. Bu bize biraz endişe veriyor tabii ki. Farkındalık testimiz aslında çok basit bir test. Hem kişileri sıkmak istemiyoruz çok soruyla ama aynı zamanda önemli soruları seçtik burada. Oya hocamızla birlikte yaptık bunu. İlk sorumuz, çölyak hastanız var mı? Evet cevabını verenler zaten diğer kısmı cevaplandırmıyorlar. Hayırsa cevapları diğer kısma geçiyorlar. Diğer kısımlarda da zaten bir klinisyene gittikleri zaman söyleyeceği belirtiler. Mesela ishal, şişkinlik, kabızlık var mı? Diyare var mı? Ondan sonra hiç duygu durumumuzda depresiflik oldu mu? Değişmeler oldu mu? Başka B12 vitamini eksikliğiniz var mı gibi bu tip sorular 10 tane sorudan oluşuyor. Bunun 6'sına evet cevabını verenlere biz bir sağlık kuruluşuna gidip bu testleri yaptırmalarını istiyoruz. Tedavisi aslında çok basit gibi görünse de çok zor ve stresli bir durumdur. Hasta tanıyı aldıktan sonra artık ömür boyu glutenden uzak bir hayat yaşaması lazım. Bu da şu oluyor, herhangi bir yerde istediği gibi bir lokantada yemek yiyemiyor. Bir pastaneye gidip pasta yiyemiyor. Çok büyük bir stres altında yaşıyorlar. Çünkü yedikleri takdirde vücutları sürekli tepki veriyor. Sürekli işte alerjik reaksiyonlar veriyor. Bunun için de tamamıyla uzak durmaları lazım. Bundan dolayı zaten bizim bu projemizin amacı şölyak hastası olan arkadaşlarımıza ve gluten intoleransı olan arkadaşlarımıza stressiz bir ortam yaratarak gıdayı sunmak için bu projeyi oluşturduk. Ve bunun içinde de 3 yüksekokulu bir araya getirerek rektörlüğümüzün çatısı altında bu projeyi kurguladık. Glutensiz menülerimizden 9 Eylül Üniversitesi'ndeki öğrencilerimiz ve personelimiz öncelikli olarak hizmet alacaklar. Sonrasında da daha ileri aşamalarında da 9 Eylül Rektörlük Çatı ve Eylül Kafe'de biz halkımıza da bu hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.